çeşitli gazlardan oluşmuş, 10 bin kilometreye varan kalınlıkta taştan daha sert bir gaz okyanusudur. Şimdi atmosferin koruyucu özelliklerini maddeler halinde sıralayalım. Buradan dünyamıza her gün irili ufaklı milyonlarca meteor düşmektedir. Atmosferimiz bu meteor bombardımanına karşı şeffaf yapısına rağmen adeta çelikten bir set gibi karşı koymaktadır. Atmosfer aynı zamanda güneşten gelen zararlı ışınları da filtre eder. Canlılar için öldürücü etki yapan mor ötesi ışınları tutar. Eğer atmosferin ozon tabakası olmasaydı, güneşten gelen zararlı ışınlar filtre edilmeyecek ve dünyadaki hayat, atmosfer sahip olduğu özellikler sayesinde güneşten gelen enerjinin çabucak gök boşluğuna geri dönmesini engellemektedir. Ayrıca güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak güneşi doğrudan görmeyen ve gölge olan yerlerinde aydınlık olmasını olanaklı kılmaktadır. Atmosfer içerisinde oluşan hava hareketlerine bağlı olarak yeryüzünde sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar. Bu yolla çok ısınan yerlerdeki hava kütleleri az ısınan yerlere taşınır ve bir denge kurulur. Böylece sürekli ısınan ekvator ve çevresindeki sıcaklıkların aşırı yükselmesi, devamlı sıcaklık kaybına uğrayan kutup çevrelerinin ise aşırı soğuması önlenmiş olur. Sağlanmasına kadar tüm oluşumlar Allah'ın atmosferi tüm detaylarıyla mükemmel şekilde yaratması sayesinde mümkün olmuştur. Dünyayı zararlı etkilerden koruyan yalnızca atmosfer değildir. Atmosferin yanı sıra Van Allen kuşakları denilen ve dünyanın manyetik alanından kaynaklanan bir tabakada gezegenimize gelen zararlı ışınlara karşı... Güneşten dünyamıza ısı ve ışık dışında radyasyon ve hızı saniyede 1,5 milyar kilometreye varan proton ve tehlikelerden koruyan da onlar değil, bizzat Allah'tır. Onlar sadece Allah'ın kudret ve azametine birer perdedir ve basit bir sebeptir. Anlatılan bütün bilgilere bu nazarla bakmak gerekir. Yeryüzünde hayatın devam edebilmesi için gökyüzünü koruyucu bir tavan yapan Allahü Teala astronomik ve bilimsel çalışmalarla ancak ortaya çıkan bir gerçek, bundan 1400 sene önce astronomi ve teknolojinin olmadığı bir zamanda yaşamış, okuma yazma bilmeyen bir insanın keşfi asla olamaz. Buna inanan ve bunu savunana akıllı denemez. Bu bilimsel hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan kondisi cuaca cenderung panas. Iklim tersebut sangat menguntungkan masyarakat Nusantara karena setiap hari selalu disinari matahari. Meski dilewati khatulistiwa, bukan berarti seluruh wilayah di Indonesia memiliki cuaca yang panas. Nah, ada segelintir tempat yang memiliki suhu dingin layaknya di Eropa. Berikut. Kutub Utara dan Kutub Selatan adalah dua tempat di dunia yang saling berlawanan. Dan tentunya, paling sulit dijangkau, kedua tempat ini memiliki beberapa kesamaan, seperti sama-sama dingin, sama-sama didominasi oleh es, sama-sama luas, dan keduanya terletak di ujung belahan dunia. Namun, ciri kedua tempat ini sangat berbeda jauh dan perbedaan tersebut jarang diketahui.
3,5 derajat lintang selatan. Pada bulan Oktober sampai April, matahari berada pada belahan langit selatan. Arus angin yang banyak mengandung uap air dari Samudra Pasifik, yang melewati Laut Cina Selatan, menyebabkan Indonesia banyak menerima curah hujan. Sehingga Indonesia mengalami musim penghujan. Pada bulan April sampai Oktober, matahari berada pada belahan langit utara. Arus angin bergerak dari benua Australia, tidak mengandung uap air, karena tidak melewati lautan yang luas. Menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Masuk air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada tiga jenis tahapan siklus air, yaitu air laut mengalami evaporasi, yaitu menguap menjadi uap,